Furkan Günbey'i Amir Hossein Golami karşılaşmasına geçiyoruz değerli izleyenler. Şimdi programda güzel bir mücadele olacak ve Furkan Günbey'in taraftarları da şu anda Havgun Alagaş spor kompleksinde face to face'den görüntüler de ekranlarımıza yansıdı. Bakalım müsabakada neler yaşanacak. Heyecanla bekliyoruz. Ve mavi köşe İran'dan Amir Hossein Golami. İran'dan geliyor 78 kilo ağırlığında. 24 yaşında 1.84 boyunda toplam 8 maç, 7 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 nakavtu var. Antrenörü Mehdi Hasemati. Ve kırmızı köşe Furkan Günbey. Malatyalı. 77 kilo ağırlığında 25 yaşında 1.84 boyunda toplam 8 maç, 7 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 nakavtu var ve antrenörü tabii ki Sami Akın. Ve Hüseyin hocamız buradalar. Hocam, var olun. Bizler için çok kıymetlisiniz. İyi ki buradasınız Hüseyin hocamız. Ve maçın hakemi, ulusal hakemlerimizden Sayın Levent Tikiçeri. Sporcularımıza büyük bir alkış rica ediyoruz. Muhteşem bir maç, kıran kırana. Söz sende İzgecan. Karşılaşmayı Levent Tikiçeri yönetecek değerli izleyenler. Teşekkürler Şenol İpek. Furkan Günbey'i Amir Hossein Golami'nin maçına geçeceğiz ve Tarık Sayın yanımızda. Tarık hoş geldin. Hoş bulduk İzgecan. Gerçekten güzel bir gece. Akın Dövüş Arenası zaten bir marka Türkiye'de ve keyifli bir maçla başladık. İkinci maçımızda çok şey vaat ediyor Furkan Günbey'i ve Amir Hossein Golami'yi arasında. Neler söyleyeceksin? Öncelikle Sami Akın hocamıza teşekkür ediyorum nazik daveti için. Güzel bir gece hazırlamış. Anadolu yakasında böyle organizasyonların olması gerçekten çok sevindirici. Umarım müthiş bir maç olur. Yani maça geçeceğiz ama öncesinde söylemek isterim ben. Yani gözlerimi saçlarından ayıramıyorum. Bunu da bir kez daha iletmiş olayım izleyicilerimizin de gözleri önünde. Teşekkür ederim. Furkan Günbey'i Amir Hossein Golami karşılaşmasına şimdi başlayacağız değerli izleyenler. Furkan 8 maçta 7 galibiyetle buraya geldi. Sami Akın'ın sporcusu karşısında Amir Hossein Golami olacak. O da yine 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet. Çok benzer karnelerdeki sporcu karşı karşıya geliyor. Bakalım bu maçta kazanan kim olacak? Levent Tikiciğeri talimatlarını iletti sporculara. Ve artık karşılaşmanın başlaması için her şey hazır. Fight. Mücadelemiz başlıyor değerli izleyenler. 3 dakikalık 3 round izleyeceğiz. Furkan Günbey'i ve Emir Hüseyin Golami arasında. Furkan Günbey'i beyaz, Emir Hüseyin Golami kırmızı şortu ve eldivenleriyle şu anda ringdeler. Furkan Düzgartlı, Golami ters gardlı sporcu sağ ayağı önde mücadele ediyor. Sağ eli önde aynı zamanda İranlı sporcu. Furkan Günbey tabii yakından tanıdığımız bir isim. Çok yetenekli de bir sporcu, çok da sert bir sporcu aynı zamanda. Ve karşısında sert rakip gördüğü zaman da onunla aynı seviyeye yükselmeyi de bilen bir isimdir. Fakat henüz daha karşılaşmanın ilk dakikasında bir mola alındı. Bantı da ver. Eldiven vazelinle hocam gözünü yakıyormuş. Evet, gözüne bir darbe var. Furkan Günbey'in. Vazelin gözünü yakıyor gözünü şu anda yakıyor. Kendisinin. Onun silinmesi lazım. Furkan Günbey'in de yüzünün ve gözünün silinmesi gerekiyor. Tabii köşelerin dikkatli olması gereken konular bunlar her zaman. Henüz daha maçın başında tabii hocam ki bunun fark edilmesi ve düzeltiliyor olması da oldukça önemli. Hocam korkuladım ben. Evet tabii ki. Yok hocam. Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Cengiz Panka burada. O da uyarılarını iletti ringe ama mücadelenin devam etmesi için şu anda bir problem yok. Karşılaşma devam ediyor. Kaldığı noktadan Emir Hüseyin Golami ve Furkan Günbey'i arasında. Güzel bir low kick geldi Golami'den. İçeri girmeye çalışan bir Furkan'ı uzak tutmak çok kolay değildir. Golami şu ana kadar bunu gayet iyi başardı. Hemen Tikiçeri araya girdi, pozisyonun ardından çekmemesi gerektiği konusunda İranlı sporcu bu uyarısı var. Low kick'le yakalamayı başardı İranlı sporcu Furkan. Presine devam ediyor, bir diz geldi ama çekmeye devam ediyor İranlı sporcu. Bir uyarı daha var. Sağ sol direkler iyi kapandı Furkan.
Tekme rakibinin göğsüne doğru. Furkan sağ kroşeyi kaçırdı az önceki pozisyonda. Vücuda gelmek istedi olmadı. High kick İranlı sporcudan isabetli. Furkan biraz sarsılmış olabilir. Devam etmeye çalışıyor kroşelerle. İsabet bulamadı şu ana kadar istediği gibi. Direkt yumruklar. İranlı sporcu çok sağlam çıktı gerçekten. Genel olarak isabeti. Genel olarak İranlı sporcular biraz daha dayanıklı oluyorlar ama Furkan'ın biraz daha akıllıca teknik dövüşmesi lazım. Yoksa kalitesi zaten bilinen bir sporcu. Kesinlikle. Son dakikasındayız ilk raundun. Furkan Günbey istediği gibi başlayamadı maça şu ana kadar. Ama henüz daha çok uzun mücadele. Low kick biraz canını yaktı Furkan'ın. İranlı sporcusu nikme devam ediyor Furkan. Sırtı iplerde kapandı. Kombinasyonu da aldı bu pozisyonda. İranlı sporcunun kondisyonunun böyle devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Furkan sırtlanlığını konuşturursa sonuca gidecektir. Zaten altında Lagaç Spor Kompleksi'nde taraftarların da desteğini alıyor Furkan Günbey'i. Evet. Bu çok önemli. Hele tam istediğiniz gibi geçmeyen bir ilk raundun ardından maça geri dönmeniz için bu çok ama çok önemli. Furkan taraftarların desteğini de kullanacaktır. Yalnız İranlı sporcu sürekli ayak tutmaya başladı. Evet, maçın başından beri zaten hakem Levent Dikici'nin uyarıları var. Şimdi Furkan bir açık verdi ama sol kroşelerden kaçmayı başardı. Round'un son bölümünde İranlı sporcu yine biraz bastırdı ve ilk round'un sonuna geliyoruz. Emir Hüseyin Golami'nin üstünlüğüyle geçen bir ilk round olduğunu burada söylemek mümkün. Tarık Sayın'ın da bahsettiği gibi zaten İranlı sporcunun kondisyonunun maç boyunca böyle devam etmesi çok kolay değil açıkçası. Evet. Şimdiden daha nefes açma hareketlerine evet. Başladılar zaten. Henüz daha yalnızca ilk round yerde kaldı. İki roundumuz daha var. Taraftarının da desteğiyle Furkan Günbey'i ama hala gözünde bir yanma problemi var gibi gözüküyor. Evet, öyle görünüyor. İkinci round'a başladık. Low kick geldi Furkan'dan. Hafif bel altı olabilirdi ama devam ediyor İranlı sporcu. Biraz da ayağı kaydı. Golami'nin ayaklarını şimdi ringe silmeye çalışıyor ama yeteri kadar silmeyi başardı zannediyorum. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Furkan biraz sarsıldı. High kick omzunda kaldı. Çeneye gelse çok daha tehlikeli olabilirdi. Golami Furkan Günbey'ini köşeye sıkıştırdı. Furkan gardını çok indirmeye başladı. Şimdi of! Sert kroşeler geliyor. Furkan'dan da karşılık var. İki sporcu da açıldılar Furkan. Oo. Biraz da geri atma çabasında ama sol kroşe burada isabetli oldu. Adrese teslim bir kroşe attı Furkan. İkisi de iyice açık dövüşmeye başladılar. Burada gelecek bir net isabet, bir net güçlü yumruk. Maçın sonu olabilir. Yalnız İranlı sporcu şu an sadece boksla gidiyor. Dikkat edersen. Şimdi bir diz geldi kendisinden. Furkan yine kapandı. Sol kroşeyi isabet ettiremedi Emir Hüseyin Golami. Furkan'ın ona uymaması lazım ama. Yani bu destekle gerçekten bu roundu harika bitirmesi gerekiyor Furkan'ın. Ya ilk round'dan daha iyi başladığını söylemek mümkün açıkçası ama yine güzel bir sol direkt middle kick isabeti. Sağ kroşeyi kaçırdı Furkan. Burada şimdi yine kapandı. Diz denemesi yalnız. Of, kötü geldi. Bir bel altı var. Zannediyorum. Furkan benim de belki gelmeyecek. Hadi spor seyirler. Neyse ki spinning back fist geldi. Hadi Furkan. Bir diz daha İranlı sporcudan. Haldun Olagaç Spor Kompleksi'nde Furkan'a destek giderek artıyor. Sağ direk ardından sol geldi. Middle kick İranlı'dan Furkan şimdi yine kroşeleriyle oradan çıkma çabasında. Güzel bir aparkat izledik Furkan'dan. Ama baskı yapan taraf, atak yapan taraf her zaman şu ana kadar Emir Hüseyin Golami. Sağ sol direkler geldi. İkinci roundun da son dakikası içindeyiz. Güzel bir high kick Furkan'dan. İranlı sporcu kendinden çok emin yalnız. Çok kararlı. Yani net darbe alsa bile hiç yüz ifadesi değişmiyor evet, şu ana değişmiyor. Kadar. Emir Hüseyin Golami'nin. Daha önce Çin'de dövüştüğünü de söyleyebiliriz. Gerçekten kaliteli bir sporcu seçimi olmuş. Furkan'ın daha iyi basması, pres yapması lazım. Çok kötü düştü. Evet, Furkan'ın burada yine bir denge kaybı durumu söz konusu. Kalkacak ayağa devam edecek.
Güzel bir tekme denemesi ama bloklamayı başardı bunu İranlı sporcu. Direkt yumruklar geldi ardından. Furkan geriye doğru giderken de yumrukları var. Harika bir sağ direk çıkarmayı başardı. Son saniyeleri ikinci raundun. Kılıç'tan çok bir şey çıkmadı ve ikinci raundun da sonuna geldik. Ya öyle bir hale geldi ki maç. Hani puanlamada belki üstünlük İranlı sporcu olabilir hala ama her an bir darbenin maçı bitirme ihtimali var şu anda. Ben kesinlikle Furkan'ın sırtlandığını konuşturacağını düşünüyorum. Çok sert bir sporcu. Belki istediği gibi başlayamadı ama son vuruşu belki Furkan yapabilir diye düşünüyorum açıkçası. Kickbox böyle güzel bir spor. Kimin kazanacağının son dakikaya kadar belli olmadığı bir spor. Umarım taraftar desteğiyle beraber Furkan maçı çevirebilir. Evet, ikinci raunda da ikinci raundan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Yani profesyonel sporcular da konuğumuz olduğu zaman onları da soruyorum ben. Taraftar desteğine sahip olmak ve onun etkisi nasıl diye. En son işte Cihat Kepene'ye sorma şansım oldu bunu ve o da söyledi. Yani taraftarların desteğiyle dövüştüğünüz zaman bambaşka bir seviyeye çıkıyorsunuz. Tarafsız sahada belki taraftar desteği olmadan bulamayacağınız bir gücü buluyorsunuz dedi. Kesinlikle. Furkan'ın da bunu kullanması gerekiyor şu anda. Üçüncü raunda doğru geçeceğiz değerli izleyenler. Biraz kondisyonda belirleyici olacak tabii ki bu roundta. Öte yandan evet, üçüncü rounda doğru geçeceğiz değerli izleyenler. Furkan Günbey'i Emir Hüseyin Golami karşılaşmasında. Yalnız rakibinin de yorulduğunu görebiliyoruz şu anda. Ciddi anlamda bir efor sarf etti. Zaten köşesine gider gitmez de oturdu orada iplere. Evet. Dinlenebileceği tüm saniyeleri dinlenerek geçirmek istedi. İranlı sporcu ve üçüncü rounda başladık. Centilmence başladı üçüncü round. Ama çok sert devam edeceğine şüphemiz yok. Furkan çok güzel bir sağ direk attı ama. İran'dan iyi bir low kick. Ya Furkan içeri girerken çok iyi yakalıyor zaman zaman İranlı sporcu. İzge kesinlikle üçüncü ayak tutuşu. Evet. Ve hakemlerimiz bununla alakalı uyarıda bulunacak muhtemelen. Ya maçın başından beri çok fazla ihlali var. Evet. İranlı sporcunun. Ya bir puan cezasının da artık kıyısında şu anda. Evet. O ihtar bakalım gelecek mi? Furkan'dan güzel bir sağ direk ardından Kınç'ta dizi çıkarmayı başardı. Sağ direkler geldi karşılıklı. İranlı sporcu etkili darbe buldu. Furkan yalnız açığı gördüğü anda yüz ifadesi değişiveriyor hemen. Burada yerde kaldı Furkan Günbey'i. Furkan'ın oyuna dönmesi lazım. İranlı sporcu çok güzel gitti yine Furkan'ın üstüne koşuyor. İsabetli Furkan kendini oradan çıkarmaya çalışıyor. Sağ kaçtı. Golami de bir şey üretemeyecek. Evet. Ve ringin ortasında tekrar sporcular ayrıldıktan sonra devam edeceğiz. Furkan sağ kaçırdı. Kondisyon burada devreye giriyor İzgecan. Kesinlikle öyle. İki sporcu çok yoruldular. Evet. İkisi de ciddi darbeler aldılar ama şu anda sonucu her şeyi değiştirebilir. Bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Furkan yalnız savurduğu yumrukların ardından da biraz dengesini kaybetmeye başladı. Ve Furkan'da bir kanama var. Burun kanaması var şu anda. Köşeye gitti. Evet, süre durdu şimdi bir. Orada sağlık kontrolünden de geçecek. Furkan Günbey'i İranlı sporcu da beyaz köşede şu anda. İşte ekranlarımıza yansıyor. Emir Hüseyin Golami 24 yaşında 1.84 boyunda. Maç karneleri de birbirine çok yakın. Tabii 7 galibiyet 1 mağlubiyet ikisi de. Evet. Furkan'ın bir tane fazladan nakavtı var sadece. Evet. Umarım bu akşam ikincisini de eklemiş olur ve bu da bize nasip olur. Ama gerçekten İranlı sporcuyu da tebrik etmek lazım. İyi direndi. Yani tabii hakemlerimiz takdiri olacak ama şu noktada Furkan'ın nakavta ihtiyacı olabilir galibiyet için. Kesinlikle. Kesinlikle biraz daha sonuca gitmesi için çaba sarf etmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Furkan'ın burnunun kanadığı pozisyon buradaki diz ol. Evet. Ne yazık ki talihsiz bir diz aldı. İlk anda gördüğümüzden çok daha sert ve etkili gelmiş o diz. Evet. Bu burun kanamasının sebebi de bu. Çok ciddi bir taraftar topluluğu var. Umarım işe yarayacaktır.
Yani İstanbul'da hava yine muhteşem değil bu havada. Furkan desteklemeye evet. gelen evet. Ciddi bir grup var. Onları da kazanmak istiyor Furkan. Nakat besliyor. Sarkoç isabetli. Bir kez daha arada olmadı İranlı sporcu yalnız. Asla geri adım atmadan devam ediyor böyle durumlarda. Onun da hakkını vermek lazım. Furkan'ın çok net. Sol kroşe sağ geldi ardından Furkan. İstiyor nakaltı. Kolu çıktı ayağı galiba. Ayağı kaydı mı? Kolu mu çıktı? Omuzda problem olabilir bahsettiğin gibi. Hemen gitti köşesine evet. Doktor. 3 net vuruşu vardı. Doktor. Çok güzel 3 sol kroşe denedi ve tutturdu da. Evet Furkan köşesinde ve omuzunda bir problem var. Evet. Ya çok kısa vurdu yumrukları tabii. Bir yerden sonra nakav çok istediği için o sırtlan içgüdüsüyle işte üstüne gitti rakibinin ama. Kesinlikle önemli olan sporcu sağlığı burada. Federasyonun ciddi anlamda çalışmaları var bu yönde. Buradan Salim Kayıcı başkanımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten sporcu sağlığı her şeyden çok önemli. Bir nakavttan daha önemli onu söyleyelim. Şu anda evet Furkan'ın kolu tekrar çıkan omuz yerine takılacak ama devam edebileceğini düşünmüyorum ama. Yani doktorların devam izin vermemesi lazım. Evet. Furkan devam etmek isteyecektir. Köşesi de belki isteyebilir ama yani şu noktadan sonra maçın devam etmesi Furkan'ı da gereksiz risk altına atmak olacaktır kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Bazen evet. çok istemek yetmiyor ne yazık ki. Çok kararlıydı. Maç öncesi de konuştuk. Maç alacağım dedi ama. İşte omuzun çıktığı pozisyon da bu arada ekranlarımıza geliyor işte. Çok talihsiz olmuş. Çok talihsiz bir pozisyon. Umarım çok ciddi değildir. Ya normal şartlarda tabii ya Furkan Gümbey'i seviyesinde bir tekniğe sahip olan bir sporcunun böyle bir sakatlık yaşamasını çok fazla beklemeyiz aslında ama ne kadar çok istediğini gösteriyor bu. Bir yandan kesinlikle yalnız 2 round boyunca üretemediğini son rounda yükledi dolayısıyla vücut da bir yere kadar dayanabiliyor evet, bahsettiğin gibi tabii. Omzunun çıktığı pozisyonda bir kez daha ekranlarımıza yansıyor. Evet devam edeceğim mi diyor anlamadım sanki öyle bir etmemesi lazım. Bak şu an ben devam edeceğim diyor. Etmemesi lazım doktorların buna izin vermemesi lazım aslında ama yok devam ediyor. Gel. Doğru karar mı emin değilim. Burada sporcuyu kendisinden korumak gerekiyor bazen. Ya evet. Furkan'ın yüreğine hiçbir lafım yok kesinlikle burada ama şu anda adrenalinle birlikte belki o acıyı hissetmiyor. Evet. Ya kolunu kullanmayacağı bir spor yapıyor olsa belki anlayacağım. Hani Türk sporunun efsane anlarından bir tanesidir Bülent Korkmaz'ın UEFA Kupası finalinde evet. çıkıp omuzda oynaması ama yumruk atmak zorunda olan ve daha önemlisi kendini korumak için de omzunu ve kolunu kullanmak zorunda olan bir spor yapıyor Furkan Gümbey'i. Furkan'ın kalitesi ortada ama bence yanlış. Ya tabii ki doktorlar kadar bunu iyi bilme evet. şansımız yok. Ama yine de yani dediğim gibi sporcuyu kendisinden korumak gerekebiliyor evet, böyle evet. durumlarda. Ha Furkan gider maçı kazanır şu anda ayrı konu kazanabilir. Evet. Ama çok daha ciddi yani kariyer bitirebilecek bir sakatlık riski alıyor şu anda. Bir yandan da rakip köşeye gitti. Bunları da yapmaması gerekiyor Furkan Gümbey'in. Evet karşılaşma devam ediyor kaldığı yerden değerli izleyenler. Son dakikayı çıkarmaya çalışacak Furkan Gümbey'i. Umarım kötü bitmez. Daha ciddi bir sakatlık yaşanmaz. Ya ciddi bir risk aldı şu anda ön tekme isabetli. Bence şu an rüzgarı arkasına aldı Furkan. Ya buradan kazanırsa epik evet. bir hikaye yazacak zaten kesinlikle. Furkan Gümbey'i. Gittiği yerden başlamak bu olsa gerek. Ve hiç yani başına böyle bir şey gelmemiş gibi devam ediyor şu anda hakikaten. Çok şu büyük bir yürek. Çalışması lazım ama. Ama işte zor o öyle bir anlamda. Öyle bir sakatlığın ardından çalışması da zor ve İranlı sporcu için de biraz dinlenme şansı oldu bu. Evet. Ya yani Furkan sakatlığının geçmesiyle uğraşırken yalnızca dinlendi aslında. Emir Hüseyin Golami. Furkan kroşeleri denedi bir diz. Son 10 saniye işaretle geldi. Son denemeler geliyor Furkan Gümbey'inden. Kroşeleri savunmaya devam ediyor. İsabetleri de buldu Furkan. Middle kick geliyor Golami'den ve karşılaşmamız sona erdi. İzge gerçekten kimin kazandığını merak ediyorum şu anda. Yani birinci roundda ortadaydı. Belki biraz İranlı sporcunun üstünlüğü olabilirdi. Benim şahsi görüşüm. Tabii ki hakemlerimiz nasıl takdir eder onu bilemiyorum. İkinci roundda da İranlı sporcu biraz daha bastı. Ama son roundda Furkan çalıştı ya. Yani yaptığı bir şeyler evet. ama bakalım nasıl karar çıkacak. Merak ediyorum açıkçası. Evet bakalım değerli izleyenler. Karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor.
Bu arada uzun zaman sonra Haldun Alagaş'ta bir gece yorumluyorum ben de. Buranın atmosferi de çok güzelmiş. Umarım Anadolu yakasında da bu aktiviteler, organizasyonlar sıkça olur. Çünkü genelde hep karşıya gidiyoruz Avrupa yakasına. Ama İstanbul Anadolu yakasındaki taraftarların da bu güzel organizasyonlardan yararlanması lazım. Evet, Haldun Alagaş Spor Kompleksi bu arada İstanbul'da çok eski ve yani evet, spor için çok önemli salonlarından bir tanesi. Burada da tekrar ring sporlarını görüyor olmak oldukça güzel. Evet. Diyelim ve şimdi pası ringe atalım. Şenol İpek karşılaşmanın galibini anons edecek. Kıran kırana bir mücadele vardı. Öncelikle bir sporcularımız için alkış istiyorum. Özellikle de Furkan için. Neden? Omuzu çıkmasına rağmen sporunu, müsabakasını asla bırakmadı. İki sporcu, İranlı sporcumuza da gerçekten tebriklerimizi sunuyoruz. Muhteşem bir maç izledik. 8.5 ekranlarına ve maçın kazananı 3-0. Mavi köşe Amir Hüseyin Kalani. Amir Hüseyin Golami galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Evet, girdiğimiz oldu. Gerçekten Furkan da sarılıyor rakibine. Biraz mutsuz tabii ki. Evet. Haklı olarak haliyle ama İranlı sporcunun da hak ederek kazandığını burada söylemek gerekiyor. Furkan başlandı. Gerçekten yürek koydu. Sayın omuzu çıktıktan Akın, sonra maçı oldu. Devam etmek hakikaten öyle her sporcunun yapabileceği bir iş değil. Kesinlikle katılıyorum. Mücadelesinden Bilge dolayı tebrik ediyorum Furkan'ı. Daha çok genç bir kardeşimiz. Yolu da açık. Evet. Umarım daha da güzel maçlarda, organizasyonlarda kendisini görürüz. Ama senin dediğin gibi az önce söylemiştim. İranlı sporcunun hakkıydı evet, ve hakemlerimiz de doğru kararı verdiler. Yani dediğim gibi burada Furkan'ın evet, biraz daha belki ya, uzun vadeli düşünmesi lazım. Evet. Daha 25 yaşında ve evet, uzun bir kariyer önünde. Sözü ona bırakalım, hemen ardından biz sohbetimize devam edeceğiz. Deki mikrofon açıldığı anda Furkan Günbey'in görüşlerini alacağız. Yani genç bir sporcu olarak çok daha ciddi bir sakatlık riskini aldı Furkan Günbey'i. Bence bu konuda biraz daha maçın heyecanına kapılmadan biraz daha temkinli olmayı başarması evet, gerekiyor ilerleyen Furkan, maçlarda. Özellikle yanına gelmek istiyorum. Şimdi bakalım neler kupalar, söyleyecek. Kupalar takdim edilirken. Evet, Sami Akın da öğrencisinin yanında, Furkan'ın yanında. Evet, Hüseyin Hocam da burada, Sami Hocam da burada. Furkan, seni canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman mücadelenle, böyle saldırganlığınla sonuna kadar mücadele ettin. Sporun içerisinde bu da var. Kazanmak var, kaybetmek var ama sen kaybetmedin. Furkan'a bir alkış rica ediyorum. Kocaman alkışlar gelsin. Tabii ki İranlı sporcu dostumuza da aynı şekilde. Furkan, bir saniye mikrofonu bekliyorum. Olmazsa bir internet sindromundan böyle güzel şeyler söyle bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, öncelikle herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Sami Hocama, Hüseyin Hocama, Kamuran Hocama, Hakan Gümüş Hocama, herkese teşekkür. Şöyle bir şey var, 2-3 hafta önce omuzum çıktı. Yine mübarizle bundan bir ay önce maçtan, 2 gün önce omuzum çıktı. Ama bize Sami Hoca boşuna sırtlan demedi. İnatçı olduğum için pes etmedim, çıktım. Bu maçta da ilk round'ı sınamadım. Hiçbir yenilginin bahanesi olmaz. Biz çalışıyoruz, çalışacağız. Herkese teşekkür ederim. Bize boşuna sırtlan demiyorlar. Devam et. Harika bir maçtı gerçekten de. Görsün evet, seni, sen de söyle. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Tüm sponsorlarımıza, konuklarımıza teşekkür ediyoruz.